Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte TCL 10L cep telefonunu kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bu ürünle ilgili bir lansman yapılmıştı. TCL 10 ailesinin farklı modelleri duyurulmuştu, tanıtılmıştı ve Mayıs ayında da Türkiye'ye geleceği konusunda bilgi verilmişti. İşte TCL 10L Türkiye'ye geldi ve gelir gelmez bize de bir tane gönderildi. Biz de sizlerle birlikte hemen bir kutu açılımı yapıyoruz. Şimdi açmadan önce birazcık üzerine bakayım ben. Şurada görüyorsunuz, Bilkom güvencesiyle dağıtılmaktadır diyor. Piyasaya sürülüyor diyor. Böyle bir etiketimiz var telefonun üzerinde. Yan tarafı açalım. 6.53 inçlik Full HD Plus bir ekranımız varmış. HDR desteği sunuyor bu ekranımız. 48 megapiksellik bir ana kameramız var ki buna 3 tane daha kamera eşlik ediyor. Yani dörtlü bir ana kamera var. Bluetooth olduğunu söylüyor. Herhalde bu Bluetooth'u ifade ediyor diye tahmin ediyorum. Şu simge, evet. RAM'imiz var ve 4000 mAh'lik de bir pilimiz var. Birazcık orada olsa özellikleri görmüş olduk. Burada işte TCL 10 ne diyor, şu diyor, bu diyor, başka bir şey de yazmıyor. Bunun dışında buralarda da başka bilgiler yok. Şurada ne var ona bakalım. Cep telefonu diyor, yazıyor. Arctic White diyor, yani kutup beyazıymış bu. Bir de bunun mavi rengi var arkadaşlar. Bize gönderilen beyaz olduğu için mecburen biz beyazı söylüyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi ben de sizlerle beraber ilk kez bu kutuyu açıyorum. Bakalım kutudan neler çıkacak. Kutu içerimizde neler var. Uygun fiyatlı bir ürün. Ve biliyorsunuz sıfır kutu gönderildiği her zaman biz kutu açılımı yapıyoruz. Teknoloji Oku olarak. Önde belirtmiş olalım. Bu bilgiyi de vermiş olalım sizlere. Evet, bunun işimiz bitti. Atalım şöyle kenara. Şimdi şu şeffaf plastiğimizi çıkartalım. Bunu da atalım. Ve kutuyu açıyoruz. TCL 10L kutusundan çıkıyor. Uygun fiyatlı bir ürün. Onu baştan söyleyelim. Burada ne var? Bilkom güvencesiyle diyor. Her yerde böyle ifade yer alıyor. Tüketici hakları vesaire vesaire. Budu budu. Geçelim. Bir adet sim iğnemiz var. Hemen göstermiş olayım şurada. Burada da bir kılıf var galiba. Öyle hissediyorum ben. Dur bakalım. Açalım kutumuzu. Evet. Kılıfımız da burada. Bakalım. Onun içindekilere de bakalım. Garanti kağıdı, kullanım kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu vesaire vesaire. Burada cep telefonu, güvenlik ve garanti bilgileri. Tamam. Şöyle ne yazıyor? Display greatness diyor. Evet. Şöyle göstereyim. Yazı var burada şeffaf. Heh, şu anda hareket görülüyor. Yine şeffaf bir, hafif koyu renkli ama çok da %100 şeffaf değil. Bir silikon kılıf, yumuşak. Yumuşak olduğunu göstereyim. Sert değil yani. Evet, telefonumuz da burada. Evet, böyle bir şey koymaları güzel olmuş. Display greatness diyor. Biliyorsunuz TCL televizyon aslında üreticisi temelde ama telefon tarafında da faaliyetleri var. Daha sonra ekran üreticisi, tam anlamıyla söylememiz gerekirse. Katlanabilir falan ekran ürünleri de var. Ben MWC fuarında 2019 yılında gittiğimde görmüştüm. Güzel de şık bir telefon bu arada. Evet, işte kutup beyazını da görüyorsunuz. Dörtlü kamera da maşallah böyle. Bütün yan yüzü neredeyse tamamını boydan boya kaplıyor. İki tane led lamba var hem sağında hem solunda. Dörtlü kameramız da burada. Hazır açmışken burayı biraz buradan başlayayım isterseniz. 48 megapiksellik ana kameramız var dedik. Onu 8 megapiksellik bir ultra geniş açı eşlik ediyor. 2 megapiksellik bir makro ve 2 megapiksellik bir alan derinliği kameramız var. Arka yüzde görüyorsunuz bir parmak izi okuyucu var. Bunun dışında arka yüzde başka bir şey yok. Led lambaları söylemiştik zaten. Güzel bir renk. Şöyle yanar döner gibi hafiften de bir tarafı var. Yani mavim trak da böyle bir çok hafif. Kırmızı renkler falan da var böyle. Yan tarafa bakalım. Güç açma tuşumuz. Hemen ses açma kapama tuşları. Bu tarafta ise ne var? Burada da bir tuşumuz var. Bu Google Asistan tuşu yanlış hatırlamıyorsam eğer. Burada da sim kart yuvamız bulunuyor. Sol tarafta. Yukarıda 3.5 mm kulaklık çıkışı var. Güzel haber. Seviyorum ben 3.5 mm'yi. Alt tarafta ikili hoparlörler var. Ve Type-C bağlantımız var. Bunları da görmüş olduk. Şimdi cihazı açalım. Cihaz açılırken biz de kutunun diğer içeriklerine bir göz atalım. Şuraya koyduk. Burada ne var? Evet. Burada bir adet Type-C bağlantı kablomuz var. Şöyle göstermiş olayım. Bu kenarda. Bunu yerine koyalım. Bu çok işimiz olmayacak. Burada da adaptörümüz var gibi geliyor bana. Nasıl çıkaracağız bunu? Evet, şöyle. Adaptörümüz var. Kulaklık çıkmıyor galiba. Bakalım. Evet, kulaklık yok kutudan.
Bu tarz bazı modellerde biliyorsunuz kulaklık çıkmıyor. Bu üründe de yok gördüğüm kadarıyla. Kulaklıksız bir cep telefonu. Onu da belirtmiş olalım. Kutusundan çıkmıyor yani. Bir tanesi de dinleyeceksiniz o zaman. Şöyle açalım. Açılıyor şu anda hala ekranımız. Ben de bazı özelliklerden bahsedeyim. 6.53 inç olduğunu söyledik. Full HD Plus yani 1080x2340 piksellik bir ekranımız var. Ekran teknolojisi IPS bu arada arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 665 platformu tercih edilmiş. 6 GB RAM ve 64 GB depolama. Aynı zamanda microSD bellek kartı yuvasında olduğunu söyleyeyim. Kameradan az önce bahsetmiştim. Ön kamera hemen şurada görüyorsunuz. Sol üst köşede delik şeklinde tasarlanmış. O da 16 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ana kamera 4K çekerken video tarafından bahsediyorum 30 fps. Ön kamera ise Full HD 30 fps kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu arada kamera buradan hissediliyor. Bazen bazı modellerde böyle kapalı burası ama burada hissediliyor arkadaşlar. Başlat diyelim. Mobil ağa bağlandı. Bunu geçelim. Şu an sim kartımız yok. Bu mobil bağlantı kablosuz ağları da bağlanmayacağız ama illa bağlanmamız istiyor galiba. Kablosuz ağları da bağlandık. Güncellemede denetliyor. 4000 mAh'lık pilimiz var. NFC özelliği var. Parmak izi okuyucumuz var. 802.11 ABGN-AC var. Bluetooth 5.0 var ve 180 gramda bir ağırlığımızın olduğunu söyleyeyim. Mavi ve kutup beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Bize gönderilen sürüm az önce de söylediğimiz gibi kutup beyazı ve Türkiye satış fiyatı da biz bu kutu açılımını yaptığımız tarihte 2999 TL idi arkadaşlar. Evet güncellemeleri yaptı. Şu anda bir kopyalamak istiyor musun diyor. Başka telefondan bu tarafa yok gerek yok. Devam edelim bakalım ne çıkacak karşımıza. Burada çift sim kartta bu ürün arkadaşlar. Şurada ne kadar görülüyor bilmiyorum. Şöyle ekranı yakınlaştırayım biraz. Şurada iki adet sim kart yuvası işareti görüyorsunuz. Çift sim kart desteği var. Oturum açmayacağız. Oturumu kapatalım. Devam edelim buraya. Atla diyelim. Parmak izi okuyucu vesaire de hiçbir şey de koymayalım şimdilik. Yüz tanıma da özelliği var. Onu da es geçtik. Sağ el mi? Evet biz sağ elle kullanıyoruz. Bu özelliği biliyorsunuz. TCL'in telefonlarında bulunan bir özellik. Ekranın daha güzel görsel deneyimi geliştirmek için çok daha renkleri zengin ve daha net hale getiren bir Next Vision isimli bir teknolojisi var. Bunu açıp kapatabilirsiniz. İşte HDR desteği var bu arada ekranın onu da söyleyelim. İleri diyoruz. Ana ekranın nasıl görünmesi gerektiğini buradan ayarlıyoruz. İleri diyelim. Kurulum tamamlandı diyor. Şimdi son diyeceğiz ve telefonumuz açıldı. İzin verelim. İzin verelim, izin verelim, izin verelim. Her şeye izin verelim. İşte telefon bu. Biliyorsunuz biz daha önce TCL Plex cep telefonu incelemiştik. O da yine fiyat performans ürünüydü. Marka genelde böyle bu tarz fiyat performans ürünlerini tanınıyor arkadaşlar. Özellikler açısından baktığımızda da fiyat performansının da hakkını veren modeller genelde piyasaya sürüyorlar. Güzel, ekranı güzel özellikle. Kameraları da fena olmayan ve uygun fiyatlı modellerde sunuyorlar. Bu ürünün fiyatı da 2999 TL yani 3000 TL civarında diyebiliriz. Kamerasına bakalım her zaman yaptığımız gibi. İzin verelim. Kameramız bu şekilde. 2x 1x. Bu biliyorsunuz 48 megapiksellik sensör. Muhtemelen Sony'nin sensörü. O da bir 2x böyle kroplu bir zoom'a izin veriyor. Optik zoom değil ama yine de fena olmayan bir zoom'a izin veriyor. Ultra geniş açıyı açalım. Şu anda ultra geniş açıyı açtık. Bunu kapatalım. Modlara bakalım. Diğer modlarında ne var? Ağır çekim, stop motion, ışık takibi, panorama, yüksek piksel. 48 megapikseli buradan çekiyoruz. Video moduna geçelim. Portre modumuz var. Arka kamerasında bir tane biliyorsunuz alan derinlik kamerası olduğu için süper makro modu var. Onu bir deneyelim isterseniz. Şöyle. Elimdeki her şeyi görebiliyoruz şu anda. Vallahi bayağı güzel çekti bu arada. Şu anda derimin üzerini görüyoruz. Süper makro neden var? Çünkü makro kamerası var. Az önce söyledik. Pro modumuz da bu şekilde. Ön tarafa geçelim isterseniz. Şuradan ön kameramızı etkinleştirelim. Evet. Şu anda beni görüyorsunuz. Ön kamerada da birçok yine farklı modları var. Video modumuz var.
Portre modu burada da var ama bu sanal bir mod yapıyor biliyorsunuz. Super Macro var burada ama muhtemelen arka kameraya geçecek. Evet, arka kameraya geçiyor otomatik olarak. Bu şekilde de bir kamera menüsü bizleri karşılıyor arkadaşlar. Detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar bu cep telefonu ile ilgili olarak. O gün gelene kadar TCL Plex ile ilgili sormak istediklerinizi bu videonun altında bizlere iletebilirsiniz. İnceleme videosunda bütün sorularınızın yanıtlarını bulacağınızı söyleyeyim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir kutu açılımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.